Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere konuğumuz Horos Savaşçı olacak. Kendisi web mangası olarak çıkan bir iş. 2020 yılından beri yayınlanıyor ve ülkemizde yol gezer yayınları etiketiyle çıkan bir iş. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi hikayeye geçebiliriz. Hikayemiz Canavarla Savaşan Kuş adlı bölümle başlıyor. Burada şehre saldıran ifrit adı verilen yaratıkları görüyoruz. Daha sonrasında ise geçmişe gidip olayı nasıl başladı başladığını gösteriyor. Ama burada ufak bir eleştirim olacak. Zamanında bir yıl geriye gidiliyor. Bu bize gösteriliyor. Ama orada daha da geçmişe girmesi mantıken daha doğru olur. O da şu sebepten. Bu arada bunu ikinci bölümün başında yapıyor. Ama direkt olarak ilk bölümde yaşlı adamın evinin oradaki kapışmaya daha düzgün bir şekilde bağlanıp yedirilebilirmiş. Ama bu tercih edilmemiş. Bu arada bu spoiler değil. İlk bölümde 10-15 sayfalık bir yerde elinizi alıp göreceğiniz bir şey. Spoiler değil. Kaldığımız yeni devamında ise ana karakterimiz adının Keiji olduğunu öğrendiğimiz horozumuz karşı çıkan ifriti yeniyor. O zamanda geri gitmeden kaynaklı olayı ikinci bölümün başında görüyoruz. Burada Keiji'nin kardeşi bir ifrit tarafından yenilmiştir. Ya da hazır katledilmiştir desek daha doğru olur. Keiji ise o ifrit giderken onun boynunda bir dövme görüyor. Ve intikam için o ifritin peşine düşüyor. Hikayemiz seri boyunca Keiji'nin o ifriti bulması üzerine dayalı bir macera olarak bizi bekleyecek diye şu anlık bir akış var öyle ileride nasıl bağlanır neye bağlanır bilemiyorum. Spoilersız aktarabileceğim maksimum olay bu. Karakterler ve serinin Türk kısmına gelecek olursak serinin mizahı aksiyondan daha yukarıda kalıyor bana göre. Oldukça güzel durum komedileri içeriyor. Serinin sonuna baktığımızda Cage'den başka bir dövüşümüz daha çıkacak gibi orada ufak bir gösterim yaptılar. Ne olacağı belli değil. Belki yan karakter, belki gelip geçici biri bilemiyoruz. Serinin türü komedi ve aksiyon dediğim gibi ve bunun hakkında veriyor bana göre. Çizimler ve baskı kalitesine girelim. Serinin çizimleri güzel. Okuması oldukça rahat. Panellerindeki metin oranı da oldukça yerinde. Bu bize akıcı bir okuma sağlar. Ki sağlıyor da. Detaylı çizimli 3-5 panel vardı. Onlar da tatmin etti beni. Geniş panellerden birkaç adet bulunuyor. Onlardan biri ilk sayfada bulunan. Burada o hikaye kısmına anlat bir yıl öncesi paneli. Bundan sonra geçmişe gidiyor. Bas kalitesine geçebilir mi çizimleri gösterdikten sonra? Standart bir şömiz ve kağıt kalitesi var burada. Örnek olarak marmara ve komik şeyler şömizleri olarak düşünebilirsiniz şömiz kalitesini. Mürekkepinden yana herhangi bir sıkıntı yoktu. Arka gösterme durumu da tepeden ışık vurmadığınız sürece okurken pek rahatsızlık vermiyor. Ki tepeden ışık vurdum ama biraz dikkatli bakmam lazım arkası gözüksün diye. Öyle çok ciddi bir arka göstermiyor. Bu seri kimlere hitap ediyor dersek? Komedi serisi arayanlar için güzel bir seri aksiyon arayanlar için net seri bu değil. Bunun yerine örnek olarak One Punch Man serisine bakabilirsiniz. Ülkemize çıkan serilerden. Kaiju da ona evrilecek gibi. Daha X genelinde bunu söylemem doğru olmaz ama. Farklı bir seri arayanlar da Kaiju'ya bakabilir. Bana kalırsa komedi kısmı daha ağır olan bir seri olduğu için komedi arayanların bakabileceği bir iş olur. Seride yaş sınırı olduğunu pek düşünmüyorum. Ortalama 10-12 yaş civarı için gayet yeterli bir seri diyebilirim. Net okunmalı iş mi derseniz değil. Ama farklı bir şeyler okuyayım koleksiyonuna yeni bir farklı iş olsun derseniz bakabileceğiniz bir bana verdiği hava olarak başlangıç kısmı için en azından bunu söyleyecek olursam Everken'in yoluyla aynı klasmanda diyebilirim. Hafif parodimsi kısımları da olduğu için bu serinin biraz makara kısmı daha ağır. Devamında okuyacağım o yüzden şu anlık. Parodisi çok net bir şey olmadı ama ileride olacak gibi. Hafiften çıtırtı var o konularla alakalı. Devamında merak ediyorum. Videomuz bu şekilde. Videoyu çok uzun tutmak istemedim açıkçası. Ve istediğimi de başardım sanırım. Bu en hızlı çektiğim incelemelerden ve süre olarak baktığımda hızlı olan incelemelerden biri olacak gibi duruyor. Spoilersiz bir şekilde seriyi sizlere anlattım. Seriyi merak edenler için bilgilendirici bir içerik olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.